Arkadaşlar herkese selam 22 Mart 2023 Black Desert Online güncelleme ayrıntılarını sizlerle beraber inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Kanala gelen bütün yorumları tek tek okuyorum arkadaşlar. Çoğu arkadaş nerelerdesin tekrar videolar gelmeyecek mi gibi yorumlar yapıyor. Kesinlikle gelecek normal hayatımda yorumlara da yazıyorum. Baya yoğun bir işlerim oldu. Onları artık yavaş yavaş halletmeye başladım. Oyun içerisinde de yani oyunda aktifim yine gün içerisinde fakat biraz daha PvP'ye yönelik. Çünkü daha öncesinde benden çok böyle klasların PvP'lerini, beceri eklentlerini, addonlarını istediğiniz böyle yorumlar görüyordum. Onları öğrenebilmek için biraz daha böyle PvP'ye yönelik bir şeyler yapmaya çalıştım oyun içerisinde. Birçok klasın becerilerini edonlarını işte hangi klas hangi slotta daha rahat döner bunları öğrenmeye çalıştım bunları not aldım bu yüzden şöyle bir hafta sonra e, tekrar eskisi gibi kanalda aktif videolar paylaşmaya devam edeceğim bunun haberini vermek istedim Black Desert online'ın resmi yine web sitesindeyiz güncellemelere tıkladık 22 Mart 2023 güncelleme ayrıntıları ve buraya geldik. 1.140 GB'lık bir güncelleme yama boyutu var bu haftanın. Aşağıda etkinliklerde birinci Ramazan, Ramazan'a özel meydan okuma. Artık Ramazan ayı biliyorsunuz çok yaklaştı. Arkadaşlar Ramazan'da da her Ramazan'da olduğu gibi Black Desert Online'ın çok güzel etkinlikleri oluyor. Bakalım bu Ramazan'da bizleri neler bekliyormuş. Birinci etkinliğimiz Ramazan'a özel meydan okuma. 23 Mart'tan 4 Nisan'a kadar geçerli bir etkinlikmiş bu. Hemen ayrıntılar için tıkladık. Ramazan özel meydan okuma, Ramazan'a özel hilal parçası. Oynama ödülü olarak etkinlik nadir hilal parçası alalım ve hilal muhafızı yüzüğü ile tak edelim diyor sevgili dostlar her gün oynayın ve meydan okuma üzerinden nadir hilal kutusu kazanın diyor yani bunun için herhangi bir şey yapmamıza gerek yok oyun'a giriyoruz 90 dakika kaldığımız zaman 30 dakika 60 dakika ve 90. dakikada bize böyle eşyalar veriyor nadir hilal kutuları veriyor Nadir Hilal kutusu açıldığında belirli bir olasılığa göre aşağıdaki eşyalardan birini elde edebilirsiniz demişler. Saf sihirium, sert kara kristal parçası, keskin kara kristal parçası, eşya düşürme artış parşömeni, kutsanmış elçi parşömeni, vaksın çığlığı ve hafıza parçasıymış. <laughs> Bunları nadir hilal kutusundan elde edebiliyormuşuz. Nadir hilal kutusu elde etme fırsatı diye bir şey var burada. Hafta sonu boyunca 120 dakika ve 150 dakika oyunda kalarak nadir hilal parçası elde edebilirmişiz. Yapılışı diyor arkadaşlar, nadir hilal kutusu ve nadir hilal kutusu 1-3 elde edin diye buraya bir şey yazmışlar. Bunu tabii ki oyun içerisinde de anlatmak lazım daha detaylı. Velia'daki NPC Marcella'ya nadir hilal parçası 10 vererek hilal muhafızı yüzüğü elde edin diyor. Bir hafta boyunca inci dükkanında bir gümüş paraya hem eşya satın alın hem de nadir hilal parçası elde edin. İnci dükkanında yine bir gümüş etkinliği geldi. Bu bir gümüş etkinlikleri nelermiş hemen onları inceleyelim. 22 Mart yani bugün direkt başlayan seçmeli şakatu kutusu nadir hilal parçası. Şakatı kutusu ile nadir hilal parçasını bugün bir gümüşe alabiliyormuşuz. Yarın 23 Mart'ta yükseltme yardım seti 2 ve nadir hilal parçası. 24 Mart'ta bahar enerjisi bitkisel ilaç 5 nadir hilal parçası. 25 Mart'ta kron taşı 100 artı nadir hilal parçası. 26 Mart'ta zanaatkar işçi seçim kutusu artı nadir hilal parçası 27 Mart'ta vaksın tavsiyesi artı 60 ve nadir hilal parçası 28 Mart'ta da zanaatkar hafızası 5 ve yine nadir hilal parçası. Peki inci dükkanında bu bir gümüşe nereden satın alırız diye soracak olursanız genelde kara ruhlu oluyor arkadaşlar bunlar. F3 bir tam detaylı yazmamışlar ama büyük ihtimalle ya kara ruhtadır ya da vefada olabilir. İkisinden birine bakarsınız orada bunlar mevcuttur. Aşağıda da etkinlik kuralları yazıyor. Bu etkinlik şimdilik bu kadardı. E yine takıldığınız yerler olursa mesela bu kutuların üzerine farenizi getirin. Muhakkak orada eşyanın üzerinde açıklaması detaylı bir şekilde yazıyor olacaktır. Etkinlik 2 yine Ramazan etkinliğine dahil bir etkinlik bu. Black Desert'ta yankılanan dünya bosu kükremesi diye bir etkinlik. Ramazan özel dünya bosu kükremesi diyor. Etkinlik süresi boyunca güçlü dünya bossları %100 ortaya çıkar. Yani kızarka karanda kutum nover bunların bir de güçlü olan bossları var mesela kabus kızarka kan rüzgarına sarılmış nover fırtına kutum veya fırtına Çırtkanı, karanda gibi bosslar bunlar random çıkabiliyordu belli olmuyordu artık %100 çıkacakmış fakat bunların tarihi var sürekli değil şimdi kabus dolu kızarkada kesin ortaya çıkma süresi 22 mart yani bugün 29 mart bakım öncesine kadar. A 22 Mart'tan 29 Mart'a kadar. Boz takviminde ne kadar kızarkı yazıyorsa onlar kabus dolu kızarkı olacakmış. Kan rüzgarına sarılın doğu ver yine 29 Mart'tan 5 Nisan 2023 bakım öncesine kadar. Fırtına bulutu kutum 5 Nisan'da başlayacak 12 Nisan'a kadar çıkacak. Ve Fırtına çığırtkanı Karanda 12 Nisan'da başlayacak. 19 Nisan'a kadar devam edecek. Okyanus'un kalbi vel özel olarak ortaya çıkacakmış arkadaşlar. 22 Nisan 2023 17.00 yani bugün bugün Okyanus'un kalbi vel çıkıyor saat 5'te. Umarım 5'e kadar bu videoyu yetiştirebilirim. Eee Garmot'un yuvası Kızıl Ejderha 3 Garmot çıkışı diyor. 3 kere özel yine Garmo çıkacak. 21 Nisan 2000 pardon bu arada düzeltiyorum. Çok özür dilerim arkadaşlar. Çok çok özür dilerim. Okyanus'un kalbi Vel 22 Nisan'da bugün 22 Mart e, şeyi karıştırdım. Ayları karıştırdım. Kusura bakmayın. 22 Nisan'da özel olarak ortaya çıkacakmış Vel. Yani tam bir ay sonra oluyor. Tam bir ay sonra Vel bir ay önceden daha haberini vermeleri bir tuhaf olmuş. Ortaya çıkacak. Umarım unutmayız. Garmot'ta arkadaşlar 21 Nisan saat 5'te, 22 Nisan'da saat gece 12 çeyrekte ve 23 Nisan yine 12 çeyrekte gece yarısı 00.15'te ortaya çıkacakmış. Bunlar bir ay sonraki çıkacak olan bosslar. <laughs> Bu etkinlikten de çıkıyorum. Tekrar Ramazan ayına özel bir etkinlik daha var. Ramazan güçlü hot time diyor. Büyük ihtimalle level beceri eksler bizi bekliyor olacak dedim ve evet. Ramazana özel güçlü hot time. 22 Mart 2023 bakım sonrası 29 Mart'a kadar geçerli olan yani bugün başlayıp 29 Mart'a kadar geçerli olan %350 level exp, %50 beceri exp ve %30 yaşam exp. Bu birdi. İkincisi 29 Mart'tan 5 Nisan'a kadar geçerli olan %400 level exp, %60 beceri exp ve %30 yaşam exp bizleri bekliyor. Tabi bitmedi. 5 Nisan'dan 12 Nisan'a kadar geçerli olan %500 level exp, %70 beceri exp ve %40 yaşam exp bizleri bekliyor. 12 Nisan'da başlayıp 19 Nisan'a kadar geçerli olan Level XP %600 bu sefer, beceri %80, yaşam %40 ve eşya düşürme oranı %50 arkadaşlar. Bir de drop geliyor 12 Nisan'dan sonra. 19 Nisan'da artık iyice tavan yapıyor bu ek et şeyler, etkinlikler. Level %700'e çıkıyor. 19 Nisan'dan 26 Nisan'a kadar geçerli bu da. Level %700, beceri %100, yaşam %50 ve eşya düşürme oranı yani drop etkinliği %100'e çıkıyor. Bunlar bizi Ramazan ayı boyunca bekleyen etkinlikler. Tekrar Ramazan özel bitmedi bir etkinlik daha görüyorum. Ramazan hilali ile birlikte gülümseyin çıkırt fotoğraf mı çekeceğiz? Bakalım Ramazan Hilal ile birlikte gülümseyin çıkırt. Ramazan ile birlikte gelen Hilal arka planında fotoğraf galerisi etkinliği başlıyor diyor. 22 Mart'tan yani bugün başlıyor. 5 Nisan 2023 bakım öncesine kadar geçerliymiş. Etkinlik süresi boyunca Ramazan Hilali arka planı konu başlığında dilediğinizce ekran görüntüsü çekin diyor. Çekmiş olduğunuz ekran görüntüsünü Aşağıdaki formata uygun bir şekilde fotoğraf galerisine kaydedin. Gönderi için gerekli koşullar başlığa 2023 Ramazan eklenmelidir, zorunlu demiş. şu an burada yazanı bu şekilde arkadaşlar eklersiniz. Ramazan hilali arka planı ile çekmiş olduğunuz ekran görüntüsü yükleyin diyor. Fotoğraf galerisine kaydetme yöntemi diye de böyle bir seçenek açmışlar. Burada detaylı bir şekilde size bahsedilmiş, nasıl yapacağınız. Bunu tek tek e, okumayacağım. Devam ediyorum. Etkinliğe katılan maceracılara aşağıdaki ödüller verilecektir diyor. 10 kişiye 10 kişiye üstün başarı ödülü. <laughs> eski Ay kutsama paketi 15 günlük ve tüm katılımcı maceracılara Eski Ay gizli kitabı 3 günlük verilecekmiş. Bu da aklınızda bulunsun. Tekrar devam ediyoruz. Etkinlik 5. Maninin destek malzemesi ve sürpriz hot time ile birlikte ilk bahar avı diyor. Şimdi Toshi ile birlikte ilkbahar canavar imha taktiği hafta sonu sürpriz hot time'da yanında. Ramazandaki hot time ayrı bu ayrı mı? Bunu merak ediyorum. Toshi ile birlikte canavarları yok ederek ek ödüller elde edin. Hafta sonu sürpriz eşya düşürme oranı %50 ile birlikte daha da bereketli av gezintisi diyor arkadaşlar. 24 Mart'ta başlayacak bu etkinlik. 26 Mart'a kadar geçerli olacakmış. Yani 2 gün sürecek bir etkinlik. 24 Mart saat akşam 6'da başlayacak. 26 Mart gece yarısında bitecek. <laughs> Şimdi Toshi'den Toshi'nin özel emri bir görevini aldıktan sonra tüm canavarlardan 2000 tane yok edin diyor. 22 Mart'ta başlıyormuş bu. 5 Nisan 2023'e kadar geçerliymiş. Ee, bunu yaptığımız zaman lüks yarış atı eğitim kutusu, bahar dolu kutu ve Marni'nin araştırma destek kutusu çarpı 3 elde edebiliyormuşuz. Bu görev her aile için yalnızca bir kez tamamlanabilir diyor. Her hafta Toshi'den etkinlik haftanın Toshi nin özel emri iki görevini aldıktan sonra tüm canavarlardan bin tane yok edin. Bu da yine 22 Mart'tan 5 Nisan'a kadar geçerliymiş. Bunun karşılığında da bize Marnin'in teşekkür kutusu ve Marnin'in araştırma destek kutusu veriyormuş. Haftalığı da her haftada bir kez yapabiliyoruz. Yani aileye bağlı bir kere değil eee üstteki görev bir kere alabiliyoruz. Alttakini her hafta büyük ihtimalle perşembe günleri yine sıfırlanıyordur. O şekilde devam edebiliriz. Black Desert dünyasının çeşitli yerlerinde konumlanan Toshi nasıl bulunur? Peki Toshi'yi nereden bulacağız bu NPC'yi? Vaki Toshi nasıl bulunur diyor. Sağ üst köşedeki büyüteç simgesine tıklayın. Arama çubuğuna Toshi yazın ve mavi kılavuz çizgisini takip etmek için T tuşuna basın. Yani yukarıdan NPC bulu her zaman yaptığımız gibi Toshi yazdığımızda arkadaşlar Toshi ve bu NPC'yi bulabileceğiz. Marnie'nin teşekkür kutusunun içerisinde neler varmış? Zanaatkar hafızası çarpı 5, sert kara kristal parçası çarpı 30, hafıza parçası çarpı 20 ve keskin kara kristal parçası çarpı 20 bu Marnie'nin teşekkür kutusunda varmış. Peki Marni'nin araştırma destek kutusunun içerisinde neler var? Şanlı Marni'nin destek kutusu ve Marni'nin özel deney kutusu içerisinde bulunuyor. Marni'nin dengesiz yakıtı çarpı 2 ve keskin kara kristal parçası, sert kara kristal parçası da bu kutunun içerisinde bulunuyormuş. Şanlı Marni'nin destek kutusunun içerisinde neler var? Şu an ekranda görmüş olduğunuz tüm takılar bu önemli takılardan piri veya duo derecesinde elde edilebiliyormuş arkadaşlar. Tungurat kemer, kolye, küpe, yüzük, hilal muhafız yüzüğü, harabe yüzüğü, layten güç taşı kolye, ogre kolye, valtara kemer, şahmeran ve nar kulak aksesuarları bu kutunun içerisinde mevcutmuş. Mardin'in özel deney kutusunun içeriğinde hafıza parçası çarpı 30 keskin kara kristal parçası çarpı 10 ve sert kara kristal parçası çarpı 10 bulunuyormuş. Bahar dolu kutu içerisinde neler varmış? Binek becerisi değişim kuponu çarpı 3, tiheyah yuvarı çarpı 3 ve zanaatkar hafızası çarpı 17. Aynı zamanda bu aşağıdakilerden de bir tanesini seçebiliyormuşuz. Bu etkinlikte bu kadardı. Hemen bir sonraki etkinliğe geçiverelim. Etkinlik 6 köşkünüz için kiraz ağacı 23 Mart'tan 5 Nisan'a kadar geçerli bir etkinlikmiş bu. Köşkünüze bahar enerjisi aşılayacak tohum diyor arkadaşlar. Oyuna giriş yaptıktan sonra meydan okuma üzerinden aldığınız bahar enerjisiyle sallanan tohumu bahçenize ektiğinizde kiraz ağacı hasat edebilirsiniz. Bu biraz çiftçiliğe giriyor. Çiftçilikle ilgili detaylı bir rehber videom var. Oradan inceleyebilirsiniz. Meydan okumanın alınabildiği süre 23 Mart'tan 4 Nisan'a kadar geçerliymiş. Bahar enerjisiyle sallanan tohum çarpı 5 kiraz ağacı üretilebiliyormuş. Yani aldığımız tohumlar ile çiftliğimize ekeceğiz o tohumları. O tohumlar hasat ettiğimizde bahar enerjisi sallanan tohumu mu elde edeceğiz? 5 tane. Ya da bir görev mi bu? Bahar enerjisiyle sallanan tohum her aile için bir defa alınabilir. Bahar enerjisiyle sallanan tohuma sağ tıkladığınızda çift kiralayabileceğimiz NPC'ye yönlendirebilirsiniz diyor arkadaşlar. Altında da çiftçilik nasıl yapılır diye böyle bir rehber e, eklemişler. Buradan bakabiliriz. Ha tohum ekip yine tohum hasat edeceğiz. 5 tane tohum olduğunda da bir tane kiraz ağacı verecek. Bize bir tane tohum verecek. Biz onları ekip dikip, hasat edip 5 tane yaptığımızda bir tane kiraz ağacı elde edebilecekmişiz. bunun o zaman sınırı yok diye düşünüyorum. Her zaman bir tane tohumu köşeye ayırmak lazım. Birden çok ağaç dikebiliriz. Ki resimde de öyle gösteriyor. Bu etkinlikte bu kadardı. Hemen aşağı inelim. Bu ay giriş ödüllerinde neler var? 23 Mart yani bu gece 00'da başlayacak yeni giriş ödülleri. Nisan ayında da giriş ödülleri aralıksız olarak devam ediyor. Giriş ödülü olarak elde edilebilen başlıca eşyalar nelerdir? Yani bu giriş ödüllerinin en önemli eşyalarını buraya yayınlamışlar. Göz alıcı şaka tunişanı çarpı 10, lüks yarış atı eğitim kutusu ve maceracının seçim kutusu. Ramazan ayındaki giriş ödüllerin içerisinde bulunuyor. İlla bir sonraki güncellemelerde çok daha güzel giriş ödülleri gelecektir. Diğer ödülleri de şu şekilde yavaşça göstereyim. Ve bu da bu kadardı. Eklemeler ve düzenlemeler savaşçıya bir değişiklik cadıya bir değişiklik tek tek saymıyorum çünkü bu buff nerf olayları oyundan da beni her zaman söylediğim gibi baya bir soğutuyor ve sıkmaya başladı özellikle hala da Mayagon'un düzelmemesi kaç güncellemedir söylüyoruz o yüzden bunları es geçiyorum sadece kısaca bilgi vereyim. Savaşçı'da ve Cadı'da değişiklikler olmuş. Buff nerf değil. Becerilerine birkaç değişiklik getirilmiş. Özet geçtik. Avcılık yan ürünü olarak arkadaşlar yeni bir şeyler gelmiş. Avcılık faaliyetleri aracılığıyla elde edilebilen yeni bir yan ürün eklendi. Yaban Yıldızı. Şu görmüş olduğunuz yaban yıldızı eklenmiş. Avcılık yaptığınızda düşebiliyor. Avcılık becerisi 250 ve üzeri durumda av canavarı kesilirken belirli bir olasılığa göre elde edilebilirmiş. Çağır gergedanı kralı rav ravı yok ederek yaban yıldızı eşyasını ganimet olarak elde edebilirsiniz. Yaban yıldızı çarpı 10 toplayarak her büyük şehirde bulunan NPC Liana'ya götürdüğünüzde aşağıdaki eşyalarla takas edebilirsiniz diyor. Bu eşyalar 10 tane yaban yıldızı verdiğimizde yaratığın ruh kesesi çarpı 1 ama bir tane seçebiliyorsunuz. Kara kristal parçası çarpı 5 veya katkı puanı x 900 artı avcılık x çarpı 30'u seçebilirsiniz. Bu 3 çeşit eşyadan bir tanesini seçebiliyorsunuz. Yaban yıldızı da bu şekilde burada gösterilmiş. Mitril edinimi artışı diyor. Kazı yaparken mitril biliyorsunuz zor elde edilebilen bir eşya. Toplama ve üretim bağlantı noktasında elde edilebilen mitril düşürme miktarı arttırıldı diyor arkadaşlar. Mitril cevherinin yeniden çıkış süresi eskisine göre ortalama %60 azaltılmış. Yani şu demek oluyor ben bir cevheri kazı yaptığımda o cevherin yeniden yenilenmesi çok uzun sürüyordu. Artık %60 daha hızlı mitril cevheri yeniden ortaya çıkabilecek. Mitril cevherinin toplama yapılarak elde etme miktarı eskisine göre %50 arttırıldı. Yani bayağı bir buff gelmiş mitrile. Aşağıdaki üretim bağlantı noktalarında elde edilebilen mitrilin düşürme oranı eskisine göre 3 katı arttırıldı. Yani işçiler de bunu daha fazla düşürüp deponuza götürebilecek arkadaşlar. Ramazan ayının başlamasına bağlı olarak her Ramazan'da saatler değişir. 25 Mart'tan 16 Nisan'a kadar yani Ramazan ayı boyunca dünya bossları fetih savaşı ve haraç vagonu saatlerinde aşağıdaki gibi değişiklik yapıldı diyor. Fetih savaşı ve haraç vagonu saatleri aşağıdaki gibi değiştirildi. Nut savaşları olduğu gibi devam ediyor yine akşam saat 9'da fetih savaşı ise normalde her cumartesi günü olurdu. Normalde saat 8'de olurdu o da arkadaşlar 21.00'a çekilmiş. <laughs> Pazar günü de saat gece 1 diyor. 1 0 0. Kale komuta merkezi inşa sona erme saati yine saat 7'ye çekilmiş. Cumartesi ise 20... Hayır, saat 7'de en son kale atabiliyorduk Fetihe ve artık 8'de en son kale atabileceğiz. Haraç vagonları kalkış saatleri de cumartesi saat 18.00'da oluyormuş. Şimdi cumartesi 19.00'a yani sadece 1 saat ileri alınmış. Bazı dünya boss'ların ortaya çıkış saatleri aşağıdaki gibi değiştirildi diyor arkadaşlar. Queen Murakka 19.00'da çıkarken 20.00'a alınmış. Pazar günü karan'da saat gece 1'de çıkarken pazar gece 1.15'e yani 01.15'e çekilmiş. Şimdi değişen boss takvimi aşağıdaki gibidir diyor. Acaba neler değişti? Ben şöyle bir baktım. Ee, çok farklı değişen bir şey yok. Sadece fetih zamanı çıkan bosslarda birkaç değişiklik yapılmış. Mesela cumartesi günü e, saat 8'de boss olmazdı. Quint Muraka eklenmiş. Onun dışında çok fazla bir değişiklik yok. Karan'da bir e, 15'e alınmış. Bu şekilde aynı devam. Altın parıltılı teşekkür nişanı imparatorluk eğitim takas yeri eklenmiş. Karpiyondaki ağır bekçisi Breşman altın parıltılı teşekkür nişanı eğitiminde gerekli eşyalarıyla takas etmeye başlamış. Aşağı inelim daha önemli bir şeyler var mı? Büyük miktarda katkı puanı elde edebileceğiniz katkı puanı haftalık görevlere eklenmiş arkadaşlar. Katkı puanı haftalık görevlerini yapabilmek için gerekli koşullar aşağıdaki gibidir diyor. İmha görevi level 56 ve üzerinde alınabilir. Evet, burası bu kadardı. Şimdi tekrar güncellemeler kısmına geliyorum. Buradan tümünü seçelim. Hatta şuradan direkt inci dükkanına bir bakalım. 22 Mart 2023 inci dükkanında neler var? Hızlıca şöyle bir özet geçeceğim. Salanar Premium seçme şansı diye bir kutu getirilmiş. Bir adet premium kıyafet Salanar seçebiliyorsunuz. Cadı Şah Cadı Sahire, Büyücü ve Seç 770. den 616. inciye düşürülmüş. Bu kutunun içerisinde ek olarak da gizemli kron taşı paketi çarpı 1 ve Sala'nın un yıldızı ünvanı elde edebiliyormuşsunuz. Sekrua premium seçme şansında yine %20 indirim olmuş. Aynı inci fiyatı aynı kutunun diğer klaslar için olanı bir diğer klaslar için olan daha karşılama hepsi bir arada paketi baharı karşılama hepsi bir arada paketi yüzde 50 indirimle gelmiş 2720 inciden 1360 inciye düşmüş bu paket içerisinde premium kıyafet kutusu 2 çarpı 1 var arkadaşlar sınıf yenilemesi premium kıyafet kutusu çarpı 1 aktarım klasik kıyafet kutusu çarpı 1 yardımcı işçi sözleşme kutusu çarpı 1 bonus olarak 200 kron taşı 20 Hafıza 7 günlük yaşam mühürlü kitabı zanaatkar 20 mühürlü savaş kitabı 7 günlük kıyafette %10 indirim kuponu ve alttan da bir tane seçebileceğiniz eski ay gizli kitabı 15 günlük ve kamasil ve kutsaması 15 günlük bu ince alınabilecek bir kutu yeni maceracılar için bunları söylüyorum sürekli yorumlarda yazılıyor. Bahar gezintisi paketi diye bir paket var. %40 indirimde 1238 inciden 742 inciye düşürülmüş. Bunun içerisinde bir tane premium kıyafet kutusu. Kron taşı çarpı 300, vaksın çığlığı çarpı 30 ve bonus olarak da aşağıdaki ödülleri elde edebiliyorsunuz. Bahar pikniği paketi 824 inciden 494 inciye düşürülmüş. Zanaatkar hafızası çarpı 30, envanter slotu genişletme artı 8, yardımcı işi sözleşme kutusu çarpı 1 ve aşağıdaki eşyaları elde edebileceğiniz bir paket. Zanaatkar hafızası paketlerine yine indirim gelmiş. Bu hafta baya bir kron taşı dağıtılıyor. Ama tabii ki pay to win. 529 inceye düşmüş. Zanaatkar hafızası çarpı 50 kron taşı 150. Vox'ın çığlığı çarpı 10. Ve bonus olarak 20 fs'den 2 tane 30 fs'den 1 tane hafıza parçasından da 20 tane veriliyormuş. Bir de zanaatkar hafızası paketi 2 var. E, farklı bir şey var mı diye bakıyorum. Ee, arkadaşlar güzel bir şey Doğan Kızıl Ejderha paketi Ejderha petleri çok e, sevilen tutulan istenilen petlerden birisi 320 inciden 256 inciye düşürülmüş bir de bu paketin Ejderha paketi 2 olanı var bu da 256 inciymiş aynı fiyat farkı ne hmm, e, petin becerileri değişik buradan bakarsınız ona göre seçebilirsiniz yine değişik bir becerisi olan pet ee, diğer petlerde 220 inciden 176 inciye düşürülmüş tekrar aşağı iniyorum çok önemli bir şey var mı diye bakacağım ee, ya, rüya uyandırmaya çalışan arkadaşlar için alınabilecek bir paket gördüm. Özel eğitim paketi %25 indirimdeymiş. 120 inciden 90 inciye düşmüş. 90 inciye binek beceri değişim kuponu çarpı 2. Ekstra binek eksper şömeni 10 saatten çarpı 3. E, dinginsiz hızlanma özüksiri çarpı 5. Yarış atı eğitim enerjisi çarpı 2. Lara'nın sıcak çayı 1 ve lüks yarış atı eğitim kutusu çarpı 1. Hani Atçılık ile ilgilenen arkadaşlar varsa 90inci alınabilecek, kesinlikle alınabilecek bir paket. Özel nihai eğitim paketi diye bir paket var. 738inciye düşmüş, 40 indirim görmüş. Binek beceri eğitim kuponu çarpı 10 kron taşı 400. Premium at görünüm değiştirme kuponu 1 ve az önce saymış olduğum o bonuslardan yine aynalarını hatta fazlasıyla veriyor bu paketin içerisinde. Bu da alınabilir. Çok atçılıklı uğraşanlar varsa. Ve hilal çağrısını az önce bahsetmiştik. Gümüş aracılığıyla elde edebileceğiz arkadaşlar. Bu etkinlikte bu kadardı. Söylemediğimiz önemli bir şey kalmış mı? Şuradan tümüne bakalım. <laughs> Giriş ödüllerini söyledik. O time'dan bahsettik. Hemen gibi bir şey kalmadı. Evet 22 Mart 2023 Black Desert Online'ın güncelleme ayrıntılarını yine sizlerle beraber inceledik. Videonun başında söylediğim gibi tekrar burada da hatırlatmak istiyorum. Ee, Videolara kaldığım yerden devam edeceğim. Sadece biraz karakterlerin pvp'lerini öğrenmeye çalışıyorum. Çok fazla karakter var var ve çok fazla zaman alıyor bunu öğrenmesi kolay değilmiş. Her birinin tek tek böyle rehberini yapmayı düşünüyorum. Tabi bu arada böyle slotların gidip e, hangi slot ne kadar grind'den para bırakıyor gibi bir şey söylemiştim. Onun videoları duruyor. Birçoğunu çektim. Sadece editleyip yükleme işlemim kaldı. Normal hayatta da bayağı bir yoğun geçtiği için bunları bu ara yetiştiremedim. Kusura bakmayın. Ama oyun içerisinde aktifim arkadaşlar. Ne zaman isterseniz oyun içerisinden de ulaşabilirsiniz ki ulaşan birçok arkadaş var. Oyun içerisinde yardımcı olmaya çalışıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yeni macera, rehber ve güncelleme videolarında görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.